Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ebru Aykut. Merhaba Ebru. Merhaba Seval. Ebru, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Ama kendisi bir tarihçi ve uzun yıllardır hem zehirlenmelerle hem de kundakçılıkla da uğraşıyor. Osmanlı arşivinde de pandemiden önce bayağı vakit geçiriyordu. Ve bugün Ebru'nun çalışma, yani toplumsal cinsiyetle ilgili de çok sayıda çalışması var Ebru'nun. Ama bugün Ebru'nun çalışma alanlarından sadece birisine odaklanacağız. Kundaklamalara odaklanacağız ve bugün şehir hepimizin de biraz şehirden uzaklaşıp taşraya doğru uzanacağız Ebru'yla birlikte. Evet Ebru'cum, kundakçılık nedir? Sen neden kentlere değil de böyle taşraya, kırsala bakmayı tercih ettin kendi çalışmanda? Yani kundakçılığı genel olarak şöyle tarif edelim. Aslında hepimizin bildiği bir şey ama yani bir başkasının mülküne ya da kendi mülkün bir kişinin kendi mülküne de olabilir, malına mülküne kasten ateş vermek, bir mülkü ateşe vererek yakmak, ihrak etmek de deniyor. Yani belgelerde ihrak lafı da çok geçer. Bugün de böyle tanımlanıyor. Geçmişte de böyle tarif ediliyordu malum. Ceza kanunu ilgilendiren bir konu dolayısıyla bu. Osmanlı İmparatorluğu'nda da 1858'de çıkartılan ceza kanununa göre idam cezası gerektiren suçlardan biri. Yani devlet nezdinde çok ağır bir suç kundakçılık. Onu daha sonra konuşuruz zaten yeri geldiğinde. Yani ben kent kır, niye kent çalışmadım da kırları tercih ettim, Osmanlı taşrasına bakmayı tercih ettim sorusuna gelirsek. Yani aslında ilk başta yola çıktığımda yani daha tez konuma karar verirken böyle kent kır ayrımı yoktu kafamda. Arşive gittiğimde her doktor öğrencisi gibi önüme ne gelirse okuyordum açıkçası. Hatta ilk başta aslında kundakçılık çalışacağım diye bir şeyim de yoktu. Kafamda bir fikir de yoktu. Yani idam cezalarına bakıyordum. Kundakçılık da idam cezası gerektiren bir suç olduğu için böyle zaman içinde bir baktım benim dosyam kundaklama vakalarıyla doluyor. Yani burada bir şey var dedim. Zaten okurken de belgeleri fark etmiştim. Yani hem bunların sayıca çok olması, önümde birikmesi, zaman içinde yığınla, hem hiç çalışılmamış bir konu olması. Hakikaten yani aslında kentlerde de kundakçılık çalışılmadı ama kırlarda da öyle. Ve şunu da fark ettim tabii. Yani sadece sayıca çokluğu ve çalışılmamış olmaması değil. Yani bu vakaları okudukça yani bana söylediği şey çok ilginç geldi bu vakaların. Çok heyecan verici buldum. Şimdi bunu anlatacağım tabii neden heyecan verici olduğunu. Ama önce şeyden bahsetmek lazım. Yani bu 19. yüzyıl yani 19. yüzyıl çalışıyorum. Daha çok da Tanzimat sonrası 1839 sonrası hatta 1840 ceza kanunlarından sonra bu döneme bakıyorum. Yani 19. yüzyıl bildiğimiz gibi yani büyük bir reform çağı olarak biliniyor. İşte reform çağı, modernleşme, Osmanlı modernleşmesi dediğimizde de 19. yüzyıl gelir aklımıza. Aynı zamanda da bir merkezileşme çağı. Tabii bizi ilgilendiren kısmı burada bu hikayenin hukuki açıdan nelere etkiledi bu? Yani bu reformlar. Osmanlı Adli Teşkilatı da büyük bir reformdan geçiyor 19. yüzyılda. Yani en basitinden ya kabaca söylersek 3 ceza kanunu çıkmış 1840, 1851 ve 1858'de. Çok yakın tarihlerde ard arda hepsi birbirinden daha kapsamlı. İlk ikisi daha küçük ceza kanunları ama ve bu ceza kanunlarını hayata geçirmek üzere de yeni bir meclis sistemi, yeni bir mahkeme sistemi kuruluyor. İşte önce meclis deniyor hakikaten bunlara. Daha sonra 1860'larda da nizamiye mahkemeleri olarak kurumsallaşacak bu şeyler, bu meclisler. İşte yani malum Osmanlı İmparatorluğu'nda şer'i hukuk da var. Yani şer'i hukuk, şer'i mahkemeler, kadı mahkemeleri ortadan kalkmıyor 19. yüzyılda. Ama benim baktığım bu kundakçılık vakaları, kundaklama davaları, bunlar nizamiye mahkemelerinin önüne geliyor. Burada yargılanıyor. Çünkü
kundaklama devlete karşı işlenen suçlar arasında tasnif edilmiş ceza kanununda. Dolayısıyla şer'i mahkemeleri ve şer'i hukuku ilgilendirmiyor, özellikle 1858'den sonra. Şimdi ben de bunları çalışırken tabii yani mahkeme kayıtlarını çalıştım. Bu mahkemelerin ürettiği kayıtları çalıştım. Burada önemli olan şu, biraz da bir şer'i sicillerden farkını belirtmek açısından da önemli bu nokta. Bu mahkemelerin ürettiği kayıtlar, şer'i mahkemelerin ürettiği kayıtlardan farklı. Bir kere bu mahkemeler farklı idari düzeylerde, işte kaza düzeyinde, sancak düzeyinde, vilayet düzeyinde işlev gören mahkemeler var. İsimleri de farklı farklı yani. Tam böyle nizamiye mahkemeleri kurumsallaşmadan evvel cinayet meclisleri deniyor, tahkik meclisleri. Şimdi bunların kayıt tutma biçimi, yani davayı kayda geçirme biçimi de değişiyor. Burada bu mahkemelerde yargılanan zanlıların diyelim sorguları detaylı biçimde kayda geçiriliyor. Yani ben bu mahkeme raporları, mahkeme kayıtlarını incelerken arşivde sadece böyle özet mazbatalar değil, yani filanca yerde filanca tarihte şu kişi şu suçu işlemiş, ceza şeyi suçu da tespit edilmiş, şu şekilde de ceza verilecek ya da işte o mahkemelerin zaten ceza verme yetkisi yok, öneriyorlar İstanbul'a. Sultanın onayından geçmesi lazım cezanın uygulanabilmesi için. Neyse ama demek istediğim şu, affedersiniz. Yani burada bu mazbataların dışında sorgu kayıtları soru cevap şeklinde tutuluyor. Yani orada yargılanan kişiye herhangi bir suçtan, sadece kundakçılıktan değil, yargılanan kişi işte adın ne, babanın adı ne, zanaatin nedir, nerelisin, kaç yaşındasın, buradan başlayıp işte seni bu mahkemeye buraya getirdiler, niye geldin biliyor musun? O kişi de diyor ki işte beni kundakçılıkla suçluyorlar. Hani filancanın samanlığını yaktım diye suçluyorlar ama benim hiç haberim yok. Ya da baştan kabul ediyor, kimi zaman suçunu ikrar ediyor. Daha sonra tabii detaylanıyor bu sorgu raporları. Eğer özellikle inkar ediyorsa suçunu, o şeydeki ifadesindeki çelişkileri bulmaya çalışıyorlar. Orada yargılanan kişi bütün hikayesini bir süre sonra, her iki itiraf ediyorsa, evet yaktım ama şu nedenden yaktım diye bunu bize sayıp döküyor. Ve tabii sadece yargılanan kişi değil, aynı zamanda davacı, şahitler varsa şahitler ve köy ahalisi de burada gelip ifade veriyor. O zanlı aleyhine, tutuklanan, orada yargılanan kişi aleyhine ya da lehine, bu iyi çocuktur, böyle bir şey yapmış olamaz, ya da evet bu zaten ehli hırs takımından değildir diye ifade veriyor. Şimdi bunlar, bu kayıtlar bizim için çok önemli, sosyal tarihçiler için çok önemli. Çünkü buradaki şey, buradaki malzemeyi başka bir şeyde bulamıyoruz biz. Başka herhangi bir belgede, dokümanda bulmak kolay değil bu kadar detaylı şeyi, sözü. Ve yani beni heyecanlandıran şey de tabii ki bu konudan da öte, bu kayıtlar da ilk başta istintaklar, sorgu raporlarıydı. Yani şunu gördüm, buradan bakarak, bu istintaklardan bakarak aslında ve kundakçılık vakalarına bakarak, yani buradan işte Osmanlı taşrasına, o köylerin içine, merkezden uzak köylerin içine, köylülerin dünyasına, aslında bunun bir kapı olduğunu, oraya açılan bir kapı olduğunu fark etti. Bu beni ilk başta heyecanlandırdı. Yani okur yazar olmayan, geride ya biz tarihçiler için yani hatırat, günlük, mektup gibi ego documents deniyor, ben anlatıları da bırakmayan dolayısıyla köylülerin biz hayatlarını, yaşamlarını, duygu dünyalarını nasıl anlayabiliriz? İşte bu kayıtlar bize yani burada en dolaysız şeyi sunuyor. En dolaysız kayıtlar bizim bu köylülerin sesine ve deneyimlerine ulaşabilmemiz için. Tabii burada da başka dolayımlar giriyor. Orada sorgu yapan kişiler yönlendiriyor elbette süreci. Onlar soruyu soruyor. Burada da bir güç ilişkisi var. Tarihçiler bunu da sorgularlar. Ama yine de bizim, yani bu diğer şeylerin yokluğunda, günlüktür, hatırattır vesairedir, bunların yokluğunda bizim yani köylülerin sesine örneğin ulaşabilmek için elimizdeki yegane en verimli kayıtlar bunlar.
Aynı zamanda tabii şeyi de görüyoruz. Yani o köy düzeyinde eşitsizlik ve güç ilişkileri, buna dair şeyler, ipuçları, işaretler, köylüler arasında gayet sıradan çatışmalar, gündelik ihtilaflar, Evet. buna dair Şimdi, şeyler görüyoruz. evet yani bir adalet tesisi de var aslında burada değil mi? Evet, Onların evet. arasında. Evet. Yani mesela bu adalet tesisinden mesela kasıt ne? Yine biraz önce bahsettiğin gündelik çatışmalar. Yani bunlar neler? Yani şimdi adalet, demin dedim ya, çok kısaca özetledim. Yani mahkemeler kuruluyor sonuçta bu kaza düzeyinde filan, ama köyün içinde değil bu mahkemeler. Yani eğer köylünün bir davası varsa bu mahkemeye gitmek için hem para harcamak zorunda, hem at sırtında yol tepmek zorunda. Kolay bir süreç değil. Artı bu dava süreçleri hiç de kısa sürmüyor. Yani 2 yıl, 3 yıl sürüyor bu davalar. Ben yani şu ana kadar onca şey okudum, mahkeme kaydı okudum. Öyle hani 6 ayda, 1 yılda toparlanıp bitiveren dava yok gibi bir şey. Hakikaten zamana yayılıyor. Dolayısıyla burada ne var? Eğer burada köylü bir haksızlığa uğradıysa ve onun neticesinde de bir işe kalkıştıysa, işte birinin samanlığını örneğin kundakladıysa, yaktıysa, şimdi burada yani bu o köylü için hakikaten hem adaleti en kestirme yoldan tesis etmenin yolu, yani intikamını almak, karşı tarafa haddini bildirmek, daha detaylı konuşuruz bunları, ama ve işte o şeyi mahkeme sürecinde, dava sürecinde gecikecek adaleti veya buna şey, buna ihtiyaç, ya bunu beklemeden, adaletin geleceği günü beklemeden kendisi onu en kestirme yoldan tesis ediyor. Hakikaten böyle bir şey var bu davalarda. Bu da tabii bize şunu da gösteriyor. Yani evet, devlet suç olarak tanımlıyor kundakçılığı. Hatta işte cezası idam, köy içinde, şehir ve kariye içinde, kasaba içinde olursa, bu vakalar gerçekleşirse cezası idam. Ama ahali için, köylü için bu sıradan bir şey, yani gündelik hayatının parçası. O gündelik kendi yaşam koşullarına, çalışma koşullarına, bunun içinde uğradığı haksızlıklara aslında tepki göstermesinin bir yolu. Yani intikam tarafı çok ağır basıyor benim incelediğim vakalarda. Karşı taraftan intikam almak, örnekler de veririm zaten. Ama sadece intikam değil, dediğim gibi. Yani ücretini alamayan köylüler de örneğin birinin yanında çalışmış, ağanın yanında, ücretini, karşılığını alamamış, istiyor, karşı taraf vermiyor. Şimdi bunun için mahkemeye gitmek zul. Bunu yapmak yerine, yani gör bak ben sana neler edeceğim deyip, yani bu ifade de geçiyordu böyle birkaç şeyde, birkaç mahkeme kaydında, gidip onun samanlığını yakmayı, ya da otluğunu yakmayı, ya da harman yerinde buğday demetlerini yakmayı tercih edebiliyor. Yani şunu söylemedim bir de, bence bu da önemli. Yani Avrupa tarihçiliği, kundakçı Avrupa tarihçiliği çok çalışmış. Kundakçılık çok çalışılmış bir mesele. Mesela İngiliz Marksist okul işte 18. yüzyılda kır toplumunda işte tarım işçilerinin, köylülerin bu çitleme hareketinden, çevirme hareketinden sonra işte şey, ortak kullanıma açık alanlar çevrildikten sonra, özel mülkiyet haline geldikten sonra, işte ne bileyim, bir korudan ağaç kesmek bile suç haline geliyor. İngiliz Marksist okulun temsilcisi olan işte Hobsbawm, George Root, Douglas Hay gibi tarihçiler de bu vakaları daha çok işte bu tarım işçilerinin ve köylülerin o kapitalizmin kır toplumunda yarattığı tahribata karşı bir böyle direniş biçimi okumuş olarak okumuşlar. Diyorlar ki yani bu kundakçılıkların bizim önümüze serdiği resimde hep şey olarak görüyoruz. Güçsüzlerin silahı kundakçılık. Ama mesela Rusya çalışan bir tarihçi var, Kathy Frierson. O önemli bir şey söylüyor kitabında ve ben çok faydalandım ondan. Yani o kitabı okumadan yolumu bulamazdım belki de. Mesela Kathy Frierson diyor ki, ben Rusya'ya baktığımda bu kundaklamaların daha çok işte köylüler arasında cereyan eden ve çok sıradan gündelik ihtilaflardan, çatışmalardan kaynaklanan şeyler olduğunu gördüm. Yani İngiltere'deki resimden farklı bir resim vardı burada. Yani bir böyle öfkeyi açığa çıkarmanın
öfkeyi ifade etmenin ve intikam almanın ama işte adaleti de tesis etmenin bir yoluydu bu kundakçılık Rusya kırsalında diyor. Hatta bir Alman tarihçi var, o da çok benzer şeyler anlatıyor kendi kitabında. O da Bavyera çalışan bir tarihçi. Bir işte form of speech demiş buna, bir ifade biçimi yani. Bir metin olarak da okunabilir bu kundakçılık vakaları. Bunlar bana çok yol gösterdi, ufkumu açtı okuduğumda. Bu bize şunu da gösteriyor aslında. Yani köylü, işte köylüler, evet, özne olarak tarihe nasıl yazabiliriz köylüleri, tarihsel özneler olarak onların faillik biçimlerine. Yani faillik dediğimizde sadece işte protesto, isyan, direniş, böyle onun arkasında büyük bir sınıf bilinci, bunları mı aramak lazım? İşte Friars'ın bize diyordu ki illa failliği bu şekilde romantize etmemiz gerekmiyor. Başka faillik biçimleri de var. Ben de biraz Osmanlı toplumuna bakarken bunu dikkate aldım, göz önünde bulundurdum ve bu vakaları çalıştım. Peki bu kundakçılar yakalandıktan sonra ne oluyor? Gerçekten idam ediliyorlar mı? Yok, idam edilen köylüler aslında, bunu anlatabilmek için önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu köylerde olan vakalarda yakılan mal mülk zaten yani konuşurken de söylediğim gibi samanlık, bazen ahırlar, ağıllar filan da yakılıyor. Otlaklar, işte tarlada bulunan harman kaldırmışlar. Orada istifledikleri şeyler, işte buğday demetleri vesaire. Daha çok bu gibi mala mülke ateş koyuyor köylüler. Küçük şeyden dolayı, işte gerçekten küçük garezler de olur. Bir türlü nedenleri var bunun. Kız maddesi de mesela. Kız maddesi çok geçer. Bir kız maddesinden dolayı, yani istediği kızla evlenememiş, babası söz vermiş kızını sana vereceğim diye ama sonra gitmiş başkasına vermiş. Ya da işte gururu incinmiş, köylünün bir ahalinin ortasında suratına bir şamar vurmuş, aşağılamış, dövmüş. Ona böyle öfke biriktiriyor. Bunun intikamını almak için gidip onun hanesini değil, o kişinin hanesini değil, samanlığını, otlağını ateşe veriyor. Yani burada ölçülü bir şey var. Ölçülü bir eylem mi diyelim artık? Bir intikam. İntikam, evet. Şimdi ölçülü. Evler, binahaneler... Cana kıymıyorlar yani. Cana evet, yani mala. Hatta şey bile olmuyor. Yani ben hayvan kaybına falan da, hayvanların canına zarar geldiğine de rastlamadım pek. Çok birkaç tane vakada vardı. Şimdi böyle olunca, yani can kaybı olmayınca, bunlar yerel mahkemelerde görülürken hakimler, oradaki azalar meclisinin, mahkemenin azaları diyor, özetledikten sonra vaka diyorlar ki yani ceza kanununa göre bu suçun cezası idam. Evet, 163. madde hiç ayrım gözetmeden, çok geniş bir madde gerçekten. Yani dediğim gibi şehir, kasaba, karya içinde kendi malı olsun olmasın, bir mala ateş koyan kişi idam olunur. Şimdi ne yapacak bu yerel mahkeme? Bu kişiler o maddeden yargılanıyor, köy içinde bir şey yaktıkları için. Ama diyor ki sonra, şimdi sadece önerme hakkı var, yani o şey diyemez, idam edilmesin diyemiyor ama şunu öneriyor İstanbul'daki üst mahkemeye ve dolayısıyla padişaha. Yani burada bu yakılan samanlığın değeri 100 kuruş, 200 kuruş, en fazla 300 kuruştur. Bu kadar bedeli, ederi cüzi olan bir şeyi yaktığı için bir insanı idam etmek adil değildir. Hani kanuna, nizama sığmaz. Zaten bu yakan köylü de bazen onları da söylüyor. İşte yaşının mesela küçük olduğunu belirtiyorlar bazen. 16-17 yaşında oluyor çobanlar. Ya da bazen bu yakan kişi saftır. İşte ayla ve sade dil. Hani böyle şeylere de atıfta bulunuyorlar. O yüzden diyorlar ki eğer padişahın onayı olursa, çünkü bu padişahın yetkisinde affetmek ya da bir cezayı daha hafif bir cezaya tebdil etmek. Diyorlar ki idam cezasının işte 3 yıl kürek cezasına çevrilmesi. Zaten benim okuduğum vakalarda da çoğunda 3 ila 7 yıl arasında kürek cezası almış. Birinin samanlığını, şusunu, busunu kundaklamaktan dolayı mahkeme önüne çıkartılan köylüler. Şeyi sordun, yani ne oluyor diye yakalandıktan sonra, değil mi? Şimdi önce bir köy ahalisi tabii onu bir sorguluyor ilk başta. Ele geçtiyse fail. Ondan sonra mahkemede tutuklanıyor. Yani gözaltına alınıyor. Sonra mahkemeye çıkartılıyor.
bundan önce de tabii bir tahkikat yapılıyor. Yani tahkikatın içine delil toplama da dahil. Örneğin şeye bile baktıklarını gördüm. Yani o yanan saman, işte yanan samanlığın etrafında bir iz, bir delil bulmaya çalışıyor. Bunu köylü yapıyor yani, şey değil, zaptiye falan değil. Şey vardı bir vakada. O yanan samanlığın etrafı işte pisi pisi otlarıyla kaplıymış. İşte kundakçılıkla suçlanan kişinin de üstünde, başında böyle pis pisi otlarını saplanır ya, pis pisi otu. Ona rastlamışlar. Mesela bunu delil olarak ileri sürüyorlar. Bunu da zaten böyle pis pisi otu bulduk üstünde diye. Ya da kar yağmış o gece, ya şeyin, samanlığın alev aldığı gece. Ondan sonra etrafında ayak izleri görmüşler. Ayak izlerini takip ediyorlar. Kundakçının evine gidiyor ayak izleri. Sonra o kişinin ayakkabısıyla şeyi karşılaştırıyorlar, o ayak izini karşılaştırıyorlar falan. Böyle delil toplama, ya da aslında köylü kendisi girişiyor. Daha sonra da işte mahkemede yargılanıyor, itiraf ediyor ya da inkar ediyor. İtiraf, eğer inkar ederse soruşturma daha genişliyor. Mesela böyle vakalarda bu istintaklar daha büyük, daha hacimli oluyor sayfalarca. Ondan sonra da dediğim gibi ceza kanununa göre yargılanıyor. Ama burada yani bir önemli nokta daha var. Şimdi bunlar faili belli olan vakalar. Ben bir de şuna rastladım. Faili belli olanlardan daha çok bir de faili meçhul kalanlar var. Buna dair de tabii, bunu faili meçhul davanın mahkeme kaydı olmuyor haliyle. Ama buna dair vakaları yerel hükümetlerle İstanbul arasındaki yazışmalardan gördüm. İşte diyorlar ki yani bizim buralarda bu vakalar çok yaygındır, adet hükmüne girmiştir. Hani küçük bir anlaşmazlıktan garez ve adavet çok kullanılır. İşte garezden, adavetten ya da kız maddesinden bir köylü gider diğerinin samanlığını yakar. Ve bunların da failleri ele geçirilemez. Geçirilememesinin nedeni de işte köylü bilse bile kim olduğunu. Ve anlıyoruz ki hakikaten aslında çoğu vakada da biliyorlar kim olduğunu. Çünkü köyün içinde kimin kime şeyi var, garezi var. Bunu herkes biliyor küçük yer olduğu için. Ama işte şey diyorlar, bilse bile bunu ihbar etmiyor, söylemiyor. Çünkü yani bir sonraki hedefinde kendi olabileceğini düşünüyor köylü. O yüzden de şey yapmıyor, sessiz kalmayı tercih ediyor. Şimdi burada önemli olan şu, eğer bu vakalar bu kadar çoksa ne oluyor? Şimdi o zaman samanlığı yakılan kişinin zararı ne olacak? Yani kendi başına kalmış olacak. Kim tazmin edecek bunu? Şimdi ben 1850'lerden itibaren işte bazı yazışmalara, bazı aslında çok yazışma var. Diyorlar ki yani bu gibi vakalarda, yerel hükümetler öneriyor bunları, köylülerin talebiyle İstanbul'a öneriyorlar. Diyorlar ki bu gibi vakalarda, faili meçhul kalan vakalarda işte bu samanlığı yakılan kişinin mağdur olmaması için biz eskiden kasame diye kasame uygulardık. Yani yanan samanlığın bu zararı köylüye tazmin ettirirdik toplu olarak, kolektif olarak. Bunun uygulanmasını istiyorlar. Şimdi buradan şeyi anlıyoruz. Buna dair ben bir yazışmayı bulamadım çok aramama rağmen, ama yani öyle tahmin ediyorum ki 1839'dan sonra Tanzimat'la birlikte, yani bu suçun ve cezanın şahsiliği prensibi gereği, değil mi? Suç ve ceza, yani biri suç işlediyse eğer onun cezasını da o kişi çeker. Başka biri çekmez onun yerine, üstlenemez bu sorumluluğu. Bu kasame uygulaması aslında bu suçun cezanın şahsiliği prensibine aykırı haliyle. O yüzden de 1839'dan sonra benim anladığım kadarıyla, okuduklarımdan, baktıklarımdan bu yasaklanmış. Uygulanmıyor. Ve 1850'lerden itibaren de işte yerel hükümetler bunun uygulanabilmesi için tekrar İstanbul'a sürekli yazışıyorlar. Şimdi bu kasame bu şeyde de vardır. Yani şer'i bir müessese kasame. Ama cinayet vakalarında uygulanan kasame şer'i bir müessese. Diyeti kasame diye geçer bu. Yani diyelim ki biri öldürüldü, cinayete kurban gitti. Cesedi de bir köyün ya da mahallenin sınırları içinde bulundu. Faili meçhul. Şimdi ne olacak? O ölen kişinin yakınları diyetini kimden alacak? Yani kimse hakkında dava, kimseyi dava edemiyorlar ortada olmadığı için. Ortada bir şüpheli, zanlı bir şey yok. O zaman işte diyorlar ki bu köyün sınırları içinde bulundu maktul.
o köyden 50 kişi çıksın, yemin etsin, hiç bu meseleyle alakaları olmadığına dair çıkıyorlar, yemin ediyorlar. Üstüne de ölen kişinin diyetini maktulün varislerine ödüyorlar. Şimdi bu şer'i bir müessese ama kundakçılıkta uygulanan müessese böyle değil. Çünkü şeriatta mala verilen zarar, kim zarar verdiyse o tazmin eder. İtlaf diye geçiyor bu. Yani böyle ortak köylüye tazmin ettirilmesi mümkün değil şer'i olarak. O yüzden de okuduğum işte bu yazışmalarda şey diyor, bu kundakçılıkta uygulanan, kundaklamalarda uygulanan kasameden örf-i belde usulü kadime, yani kadim bir usulü örf olarak geçiyor. Örfi bir pratik olarak bunu hayata geçiriyorlarmış. Demek ki onu anlıyoruz buradan. Malı yanan kişinin zararının tazmin edilmesi için. İşte bu yazışmalar 1850'lerden itibaren artıyor ve 60'larda da 1860'ların sonunda da hükümet nihayet bunun uygulanmasına izin veriyor. Belli sınırlar dahilinde. Diyor ki köyün içindeyse, köyün içinde olduysa, yani bu samanlık, otlak, işte her neyse yakılan şey, o köyün içindeyse uygulansın ve 1.000 kuruşa kadar tazmin edilsin diyor. İlk başta sınırlandırıyor. Hatta ilk başta sadece Tuna vilayetine izin vermiş. Ama sonra başlıyor yazışmalar. Bütün vilayetlerden, Anadolu'dan, Trabzon'dan, Beyrut'tan, yani Yafa, Hayfa, Konya, Trabzon dedim, İzmit ve herkes yani... Şöyle diyeyim, mesela Tuna vilayetinin o ilk yazışmalarında hep samanlıklar ve otlaklar dile getirilirken, bunlara kasame uygulanmasına izin verin diye talep dile getirilirken, mesela Trabzon diyor ki, evet siz buna izin, hükümete, siz buna izin verdiniz, evet. Ama bizim burada da fındık bahçeleri yakılıyor. İşte Yafa'dan diyorlar ki, bizim burada da hep portakal bahçeleri, portakal ağaçları yakılır. Sadece yakmak da değil, tahrip ediyorlar ağaçları. İşte plant maiming denen yani belli bir bitki örtüsüne ya da ağaca zarar veriyor. Tarumar ediyor girip oraya. Hani bu da bizim burada yakmıyorlar ama giriyorlar ağaçları kesiyor. Yani faili meçhul kalırsa ne olacak? Bu kasame bunlara da uygulansın diye talep ediyorlar ve tazminatını da yani 1.000 kuruş ne ki işte 1.000 kuruşun üstündeyse de eğer uygulansın diye ısrar ediyor yerel hükümetler. Bunun üzerine de hükümet, işte merkezi hükümet İstanbul 19. yüzyılın sonuna doğru bu kasamenin kapsamını iyice genişletiyor. Yani öyle bir hale gelmiş ki 20. yüzyılın başında artık köylüler, hani ilk başta kasame uygulansın diye talep eden köylüler buna bu sefer itiraz etmeye başlıyorlar. Çünkü o 1.000 kuruştan çıktı ya artık işin sınırı. Ne bileyim, bir ağanın samanlığı ya da ahırı yandı. 15 bin kuruş, şimdi öyle vakalar var, 15 bin kuruşu köylüye tazmin ettirmekle 15 bin kuruşu köylüye tazmin ettirmek apayrı şeyler. Buna artık itiraz etmeye başlıyorlar. Yani ilk başta köylünün sigortası gibi görebileceğimiz kasame, bir noktadan sonra daha böyle ağaların, eşrafın, yani malı mülkü çok olan, daha varsıl kesimlerin sigortası olarak da işlemeye başladığında köylü buna itiraz etmeye başlıyor. Ben bunu çok ilginç buluyorum, bu kasame hikayesini. Çünkü bize yani şunu da gösteriyor. Bu hukuki modernleşme sürecini biz böyle şu şekilde kavrama eğilimimiz var. Yani hukuk dediğimiz şey, ceza kanunları ya da nizamnameler İstanbul'dan, merkezden yapılır. Sonra memleketin, işte imparatorluğun her köşesinde hayata geçirilmek üzere de gönderiliyor hakikaten bu nizamnameler. Ve de sanki geçiyormuş gibi de hayal ediyoruz. Çıktığı gibi de hayata geçtiğini hayal ediyoruz. Ama böyle olmadığını görüyoruz. Yani yerelin gücü, yerel dinamikler, yerel aktörler, oradaki köylü, yerel hükümetin kendisi bir aracı olarak köylüyle devlet arasında. Bunlar aslında hukuk üzerinde etkide bulunuyorlar. Müzakereye giriyorlar merkezi hükümetle. Yani daha sonra mesela bu konuda kasame ile ilgili nizamname çıkmıştı. Bu sürekli genişliyor dedim ya. Yani en sonunda hepsini derleyen, toplayan nizamname de var. Bu bize hukukun evrimi konusunda da çok şey söylüyor. Yani kasamenin böyle önemli bir yanı olduğunu düşünüyorum. Yani aslında merkez... Yerele de bakıyor değil mi? Bir takım yereli de göz önünde bulunduruyor bu modernleşmede.
Yani aslında bugünkünün tam tersi. Bugün her tarafa maden yapılırken yani merkez hiç yereli takmıyor bile. Buradaki yani 19. yüzyılda bu 21. yüzyılda yaşadığımızın tersiyle karşı karşıyayız. Evet Ebru, sona doğru yaklaşıyoruz artık programımızın. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Bu böyle hep erkekler mi var bu kundaklama vakalarında genellikle? Hani kadınlardan da bahsetmek mümkün mü? Valla şeyde köylerde olan vakalarda ben çok az kadına rastladım. Yani gerçekten 3-5 tane. Bunun da nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Yani bu kundaklamalar genelde gece vakti ya da işte sabaha karşı, sabahın çok erken saatlerinde oluyor. Yani kadınların bu saatte köy içinde sokağa çıkmasının sıkıntıları ile ilgili olabileceğini düşündüm. Gerçekten az. Yani kadınlar birbirine garez duymadıkları için değil ya da haksızlığa uğramadıkları için değil elbette. Ama kadınlar çok az. Fakat şurada kadın çok. Yani kadın failler nerede, kadın kundakçılar nerede diye baktığımızda bunu daha çok yani kasabalarda, kentlerde görüyoruz ve işte cariyeler, beslemeler, hizmetkarlar, buralarda yakılan mülk şey de değil, artık samanlık falan da değil. Haneler yakılıyor. Yani cariye ya da işte bir besleme içinde yaşadığı hanenin işte efendisine ya da sahibine, beslemeyse eğer ya da hizmetkarsa sahibine öfke duyduğundan çeşitli sebeplerle bunu, yani şimdi girersek çıkamayız bu mevzuya, ama yani cariye ise eğer örneğin satılacağını anlıyor, satılacağı için ya da hırsızlık yapıyor evin içinden bu hırsızlığı gizlemek için. Kimi zaman azat edilme hayaliyle içinde bulunduğu konağı, yani yaşadığı, kendi yaşadığı konağı yakabiliyor. Kadın faillere dolayısıyla köylerin içinde değil de daha çok kasaba ve şehirlerde rastlıyoruz diyebilirim. O zaman bu kadın faillerle ilgili belki başka bir program yaparız. Evet, programımızın sonuna geldik. Senin son olarak eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı Ebru? Şunu söyleyeyim. Yani bugün yani duygular sosyolojisi, duyguların tarihi, bunlar böyle çok zikredilen ve da popüler konular aslında. Yani herkes çalışmak istiyor ama bunun yolunu bulamayan çok. Yani şimdi nasıl 19. yüzyılda köylünün işte duygularını, yani nasıl çalışacağız, hangi malzemeye bakacağız? Burada yani dikkat çekmek istediğim şey bu istintaklar bunun için bir hazine. Yani bu meselelerle ilgilenen hem sosyal tarihçilerin hem de işte duyguları tarihi çalışmak isteyen, mikro tarih çalışmak isteyenlerin istintaklara bence bakması lazım. Hakikaten burada bir şey var. Burada malzeme, ham madde bol. Bunun ihmal edilmemesi lazım bu kaynakların. Bunu söyleyeyim. Evet, zaten bu bizim yaptığımız geç Osmanlı dönemi artık bir seriye dönüştü sizler sayesinde ve sizin yaptığınız tarihçilikte de sıradan insanların, sesi duyulmayan bireylerin sesini tarihte duymak. Bu da çok önemli. Burada ben şunu da anayım. Burada bizim konuğumuz olmuş ve olacak birçok tarihçinin birlikte yazdığı bir de bir kitap var. Nurçin İleri, Fatih Artvin'i ve Ebru Aykut onun editörlüğünü yaptı. Tarihçilerden Başka Bir Hikaye diye. Ve bu kitapta arşivden yola çıkarak, yani gerçekten yola çıkarak onların hikayelerini kurguladılar. Bunu da burada hem hatırlatmış hem de önermiş olalım. Ebru çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğu için. Ben teşekkür ederim Seval. Şehri konuşmak ve kadınları konuşmak üzere tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.